Yeniden merhabalar. Anadolu topraklarına henüz fotoğraf makinesinin kullanılmadığı yıllarda veya fotoğraf makinelerinin icat edilmediği yıllarda gelen, Anadolu'yu gezen eski gezginlerin çizimlerini, gravürlerini incelemeye devam ediyoruz. Aslında birçoğunu bilmediğimiz, duymadığımız, yolları eski Anadolu'dan geçen o kadar çok yabancı seyyah, arkeolog, araştırmacı var ki ve bu insanların birçoğu eski Anadolu hakkında, Anadolu'nun çeşitli yerleri hakkında o kadar ilginç belgeler bırakmışlar ki. Amacım eski Anadolu'ya ait bu çizimleri ve özellikle gravürleri dijital ortama aktarıp YouTube üzerinde insanlar için daha ulaşılabilir hale getirmek. Fotoğraf makinesinin olmadığı zamanlara ait bu çizimleri, gravürleri bulmak ve eski Anadolu tarihine, coğrafyasına daha farklı bir pencereden bakmak. Tabii sadece yerler değil, Anadolu'nun farklı kültürlerine, insanlarına, hatta bitkilerine ait çizimler, belgeler ve kitaplar, seyahatnameler bırakmışlar. Arkalarında bıraktıkları bu bilgi ve belgeleri bir kenara bırakırsak, özellikle 1800'lü yıllarda İngiliz, Fransız ve Alman gezginler tarafından gerçekleştirilen bu gezilerin farklı, hatta kötü amaçlarla yapılanları da vardı. Arkeolojik eser çalmak, daha sonra yağmalanmak üzere antik şehirlerin yerlerini tespit etmek, Anadolu'daki bazı değerli maden yataklarını, enerji kaynaklarını tespit etmek gibi. Bu gezileri genelde o dönemin batılı devletleri, özellikle İngiltere ve Fransa destekliyor ve finanse ediyordu. Ama bunlar şimdilik biraz da konumuzun dışında kalıyor. Fakat 1835 yılında bir İngiliz'in Anadolu'da, Gaziantep'te, Nizip'te ne işi olabilir diye sorarsanız cevabı kısaca bu. Daha önce Francis Revdon Chesney'den bahsetmiştim. Erivan'dan Ağır Dağı'na bakmak isimli gravürü incelemiştik. Bu eski Anadolu çizimi de onun 1835'te Anadolu'ya yaptığı aynı geziye ait. Bu çizimi kendisi mi yaptı bilmiyorum ama çizim teknik olarak güzel ve amacına oldukça hizmet eden detaylara sahip. Aslında bu anlamda çizim muhtemelen Chesney'in ekibine yer alan bir çizere ait olabilir. Özellikle İngiltere Devleti tarafından görevlendirilen kişilerin önemli gezilerinde ekipte bir ressam, çizer genellikle bulunuyor. Bunun örnekleri var. Zaten Chesney'in bu gezisi de İngilizlerin Akdeniz'den Basra Körfezi'ne giden bir yol bulma çabalarıyla ilgiliydi. İşte ardında böylesine güzel, eski bir Anadolu çizimi bırakan bu gezinin amacı İngiliz emperyalizminin yeni bir yol arayışlarıydı. Ben henüz Rum Kale'ye, Nizip'e hiç gitmedim ama bir İngiliz 1835 yılında gitmiş. Aslında tarih boyu birçok farklı isimle anılan, bugün bizim muhtemelen Osmanlı dönemindeki haliyle Rum Kale dediğimiz, Chesney'in de aynı isimle adlandırdığı bu güzel ve ilginç yer. İçinde farklı zamanlara, farklı uygarlıklara ait yapıların bulunduğu, tarihin en eski zamanlarından bu yana kullanılan bir yer Rum Kale. Anadolu'da belki de coğrafi bir yapının insan eliyle en güzel işlendiği, değiştirildiği, insana uydurulduğu bir yer. Önünden Fırat Nehri'nin geçtiği bu yapı Chesney'in de dikkatini çekmiş olmalı ki bu güzel çizimi, litografiyi seyahatnamesine koymuş. Aslında sadece Rum Kale değil, o dönemin insanları, yaşamları da çizimin ön planında. Eşekleriyle, atlarıyla yolculuk yapan bir aile, keçiler, hatta sakince akan Fırat Nehri'ne girip keyif yapan yaşlı bir adam. Arka planda heybetli ama çoğu kısmı yıkılmış, günümüze ne kadar kaldı bilinmez Rum Kale var. 1835 yılında bugünkü Gaziantep'te, Nizip'te yapılmış bir çizimle o zamana açılan bir pencere. Anadolu güzel yer. Anadolu'nun çeşitli yerlerine, zamanlarına, eski gravürlerin, seyahatnamelerin, eski Anadolu gezginlerinin pencerelerinden bakıyoruz. Uzak Zamanların sonraki bölümünde tekrar görüşmek üzere. Bana destek olmak için Uzak Zamanlara abone olabilirsiniz. Başka bir gravürde, bir kitapta, eski Anadolu'nun farklı bir yerinde tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.